Herkese merhaba arkadaşlar. Kaptan Bonsun 10. bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde bulunduğumuz Batık Resif Adası'ndaki lanetli köy haritasını bulmaya çalışacağız. Bunun için elimize bir kürek lazım. O küreği almak için limana gideceğiz. Limandan küreği aldıktan sonra da gelip buraya kazı işlemlerini başlatacağız. Mezar bulmaya çalışacağız. Mezarın olduğu noktada da haritanın olduğunu söylüyor yaşlı amca bize. Bakalım ne kadar doğru söylüyor, ne kadar yanlış söylüyor. Hep birlikte bu bölümde bunu öğreneceğiz. Hiç vakit kaybetmeyelim ve gemimize doğru yol alalım. Biraz su içelim. Amca sakin ol ya. Sakin ol, öyle abartacak bir şey yok yani. Alt tarafı iskeletiz yani. Bin hocam buraya. Aç yelkenleri. Yaklaşmayın. Şimdi. Aşağıda. Bu da aşağı bineceğiz. Buradan git. Kıyıdan git. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayınız. Açıklama kısmındaki detaylı linklerden de bana maddi manevi desteklerinizi iletebilirsiniz. Şimdiden herkese teşekkürler ve iyi seyirler. Hadi bakalım. Oradaki çadırda ne var acaba? Değişik bir şey benziyor. Çadırla buranın arasındaki pek mesafe. Kim var orada? Haa, koruyorlar. Adayı koruyorlar. Gidelim. Yeşilada, Kayıpşehir. Bayağı uzun bir yolumuz var. Tam sol. Güzel, yelken yüzlendi. Tam rüzgar böyle olursa biraz sağa. Doğakadan adasına çarpmayalım. Çok kaybetti rüzgarı. Nasıl kaybediyorsun? Tam arkamızda rüzgar ya. Sağa kaydı. Rüzgar yönünü değiştiriyor çünkü. Şöyle. Şöyle gitsin. Sonra full sol kırarız. Beni kim takip ediyor? Ha, görev var diye herhalde oraya şey yapıyor. İşaret gösteriyorsun ama ne amaçla gösteriyor bu işareti ya? Aranıyorum diye galiba. Peşimde gemi var galiba. Tam bitti. Çubuk doldu. Şey, çubuk söndü pardon. Beyaz kaldı geriye tek. Karanlık olduğu için hava göremiyoruz. Kaç çubuk noktası kaldı. Sola aktar. Sola yanaşalım. Limana giriş yapacağız. Limandan 1-2 yükseltme alsam ama önce full külçe lazım. Külçe için de hocam Ölü Demir Adası'na gideceğiz. Yani para biriksin. Ölü Devin Adası'ndan biraz daha mal çekeceğiz. Bir sonraki gelişimde buradaki tüccarın yerini öğrenmek istiyorum. Nerede ne yapıyor diye. Eğer o tüccara baharat satabilirsem gerçekten 10 numara olur. Sol yap. Tam sol, tam sol, tam sol. Tam sol. Hattı kaçırdık. Güzel. Evet, hattı kaçırma. Orada bir gemi var. Gemi bana doğru geliyor mu? Gemi gidiyor. Rüzgar yok. Gemiye yetişemem. Vakit kaybı olur. Dönüşte de oralarda takılıyor olursa gemiye bir ziyaret yaparız. Yaklaş. Yelkeni indir. Yelkeni indir. Yaklaş yaklaş. Küyü çıkart. Küyü çıkart. Çıkardı. Tamam. Yaklaş, iyice yaklaş. Tamam. Hayır lan, dur. İlerleme. Merdiven var mı burada? Yok. Ne oluyor oğlum, hala bir şeyler çıkartıyor bana ya. Nasıl anlayabiliyorum onu da merak ediyorum ama.
Atsana. Dalamıyor ya. Buradan geçebilirim, buradan da git. Nasıl geçemiyorum lan? Açık orası. Burada bekleyeyim mi? Göremiyorsun azam beni. Dışarı çıkıyor hamle. Şey yapacak, saldıracak. Fullenmesin bari. Aranma seviyemiz. Çıkabiliyor mu? Çıkabiliyor. Bitmiştir. Balıkçı nerede? Balıkçı. Aa, balıkçı geldi. Sana ne satabilirim? Hala aranıyorum bu arada. Kıpkırmızıyız. Çiğ et satmamı istiyor sana. 15'e satıyorsun. Al. Olta satayım bak. Elimde hiç kullanılmamış. 1300 bir kısa korsan tabancası. Sen ciddi misin lan? Kim alabiliyor acaba bunu? Ha, bu 38, bu 60. Al bunu. Hiç para etmiyormuş yani. Acaba başkasına mı satsın? İçilebilir. Hindistan cevizi 20'yi istiyor. Elimizde bir sürü Hindistan cevizi var. Ama çok da yokmuş. Bende kalsın. Balık istiyor 12'yi. 12 ne yapar? 120 yapar. Yemek sıkıntım var benim değil mi? Var. Yok ama var. 40 tane ettim var geç. Kararsız kaldım. Hiçbir şey satamadık bunu. Seninle konuşamıyoruz da. Tamam gel gidelim. Bunda... Aa, kadın doğmamış. Orası duruyor. Kadın niye öyle ya? Ateş yakayım bari. Şuraya da kayıt alsın. Herkes doğmuş, kadın doğmamış. Yak oğlum yak. Küreği kimden alacağız? Küreği bu kadından almıyor muyduk? Harbiden küreği bu kadından alıyorduk. Aa yok, şeyden alacağız. Kumaşçıdan. Kumaş, halat, gemi direği ve kürek satıyor. Ver hocam. Bir tane versen 188 ver. Acaba kaç turda siliniyorsun? İki tane ver, yedek olsun elimde. Zaten silah varmış. Silahların ikisini satarım. Muhakkak bir yerden yine ben silah bulurum. Şu an tabanca pek işime yaramayacak çünkü. Gidiyorum. Gemimize yol açtım, yolumuz uzun. Canı %70. Gider. Hadi hocam bin. Bin. Aç yelkenleri. Şuraya uğrayalım. Çok güzel. Yeşilada'dakini de alayım. Yok almayayım, orası kalsın. Batık Resif'e gideceğiz. Orasını başka bir bölümde özel olarak ilgileniriz. Bu bölümde görev o da. Gitmeye devam edeceğiz. Lanetin sırrını çözmemiz lazım. Şu iki dangal abi saldırayım hocam. Kaçıyor benden. Aha! Sandık var lan orada direkt. Çok güzel vurdun abi. Bravo. Aslan çer. Çok iyi. Vur. Gemiye vurunca ilginç bir şekilde adama vuruyoruz ha. Öldü. Güzel. Bu sefer direkt öldüler. Kasalarını patlatalım. Hadi güzel bir şey ver oradan bana be. Çok iyi. Oo, hazine haritası. İçki. Güzel altın, demir çivi falan filan. Çok iyi verdi. Çok iyi verdi. Yeşilada. Yeşilada'da iki tane yan yana elde. Çok iyi. Şu sandığı da alayım bari gelmişler.
Yani yanlışlıkla bulduk onu. Bakalım ne çıkacak içinde. Merak ediyorum. Kastettiği bu değildir galiba ya. Birini kaybettik. Aç. 56 bu mu? Bakayım, yok değil. Bu minik bir sandık. Belli çünkü kabak gibi ortada duruyor. 100 hocam. Hadi. Güzel patlattık. Parasal yönden iyiyiz. İçki satacağım çünkü. İçkiden neredeyse 500 beklentim var. Şunları gönder. Bunu gönder. Buna elim al. Geminin bir durumunu tahmin edelim. 2'ye 4. Mürettebatınız susuzluktan ölüyor mu? Geminizin envanterini içeri koyarak mürettebatı hayatta tutabilirim. Tamam, tutalım. Bunu çek. Bunu koy. Bunu koy. Yiyorsun mu lan? Açlık ve susuzluk. Morali yüksek. Tam açlık ve susuzluğunu giderir. Bir dakika. Bunu mecbur büyütmemiz lazımmış. 3, 4, 5, 10 tane bırakayım şuna. Şeyi nereye aldın lan? İçeceği. He. 10 tane de bundan bırakayım. Bunları da koy. Bu sana yeter değil mi lan? Yeter. Açlık ve susuzluğunu onlarla idare edersin. Bunu mecbur depoyu geliştirmek zorundaymışız. Hadi gidelim. Sol yap. Adanın arkasına geçmemiz lazım. Sol yaparken dikkat et de hasar almayalım. Fulledik canı. Şimdi bedavayı kayıp yaşamıyorum. Ayarlar, oynanış. Tam nesne ömrü açık. Hadi bakalım. Haydi. Haydi Miço. Haydi Miço. Sür dümeni açık denizlere. Her seferinde bir şey ötüyor ama ben merak ediyorum niye için ötüyor. Lan nereye gidiyorsun oğlum? Karşıya gideceğiz. Adanın arkasında geziyor ya. Şöyle full. Rüzgarı alalım yanımıza. Biraz daha sol. Biraz daha sol. Tamam. Öyle kal. Biraz daha sol. Ters rüzgara girdik. Biraz daha sağ. Tamam, burası iyi. 44 bandı. İşimizi görür. Oradan bir giriş noktası buluruz. Elimize kürek ayarlayalım bu giderken. Boş yeri var. Şu tabancayı kullanmayacağım hocam. Buraya hançer al. Buraya korsan kılıcı al. Küreği koy. 4'e. Basit balta, temel taş. İçkimiz var. Tamam, sıkıntımız yok. Bire geç. Mürettebat yok. Patlamış. Patlamamış, duruyor. Ben bir iki tane vurayım. Dönüş gider 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 gelir vururuz buna. Vuramadık daha fazla. Döndür. Kapat. Bu hızla gideriz biz oraya. Burası başka bir liman. İskele. Kilise var orada. Ne alaka? Kesin orada bir şey var. Yerim var mı? Yerim yok hocam. Üstünde de yer yok. Peki. Ama satış yapacak malım var. Bunu toplayacağım lan, taşıyayım. Bu ne? Köylü. Yılan var.
Şunu keseyim bari ya. Bunlar bize her türlü saldıracak burada anlaşılan. Dedik oldu. Askerim burada hiçbir şey yok. Orada bekliyor asker. Ben bir şuraya bir yüzeyim. Çok merak ettim ne var diye orada. Yakında köpek balığı zaten o bize gelene kadar ben yüzerim orada. Bak geldi diyor. Çıkışım bekliyor. Vuracağım pıçık pıçık. Lan paslan çelik bir şey yapma lan. Öldü. Aha. Aha bak bak bak. Burada dedim özel bir şey var diye. Şifacı kadın. Lan gitme gel lan. Ne o? Tırmanmak için E tuşuna basıyor. Hey. Tırmanayım. Yatakhane. Aha sandık. İlginç bir yerden sandık bulduk. 36. Çok güzel. Taverna mı? Bir şey değilmiş. Bununla konuşabiliyorum. Kim bu? Köylü. Konuşamıyorum. Allah Allah. Yılan var. Ha burada bir asker var. Asker ocağı. Bunu hallettik. Bu mızrakları alabiliyor muyum? Alamıyorum. Yasak bölge diyor. Sandık var. Güzel patlatalım. Çok iyi. 56. 500 altın verse daha bir keyifli olurdu yani. Hiçbir şey yok. Orada bir şey yok. Anladım. Kuru kuruya koymuşlar bunu buraya. Ne bir silah var ne bir şey var. Yalandan bir 3 kuruş verdi. Tamam dedi bu sana yeter. Kalenin içine girelim. Kale gibi gözüken küçükleri koymuşlar oraya. Yuva yapmışlar kendine yani oraya bir bakalım. Harbi kaleymiş lan burası. Gel bunu öldür. Ok attı lan. Öldüm. Silah attı. Lan öldüm. Yemek koy şuraya. Harbi adam bize silah attı ha. Neredesin lan? Oradaymış. Elimde mızrak var mı? Var. Al şunun kafasını at. Tuttum. Zehir verdi. Güzel. Eti at. Adam bana tabancayla daldı. Benim de ona tabancayla dalmam lazım teknik olarak. Bir. Başka nereden bakıyorsun lan? Bakmıyor başka. Ha girdi dışarı çıktı. Yukarıda bir şey var. Ölmedi. Niye yapamıyorsun lan? Tabanca... tabanca full. Lan pis vurdu. Ben niye adamı bu kadar vuramadım? Bir saniye hocam. Bununla bunu yer değiştir. Adama 3 mermi atıyorum. Vuramıyorum adama. O bana tek atıyor. 4 mermi de öldü. Karşında 1 mermi verdi. Bu mermiler kaça gidiyor? Ben merak kaça gitmiyor. Öğrenir. Mermiler hiçbir zaman para etmiyor. Bundan bunu anlamış oldum. Yılanlar var yine.
şey yok mu gerçekten? Anladım. Bu kadar yılan öttüğüne göre burada bir şeyler vardır ama. Yok. Gel. Dur lan. Aslında adamı. İki gıdımlık canım var zaten. Aşağı attı kendini. Top. Yasak böyle. Gidemiyoruz oralara. Aşağı atladım. Sen onu niye koruyorsun? Öldü. Buraya ne amaçla çıkacağız lan biz? Yerinde durmuyor ki. Hiçbir amaçla çıkmıyoruz buraya. Ay yok, çıkartıyor. Ne amaçla çıkartıyor? Yok ki oğlum sandık mandık bir şey. Ha, arkada varmış sandık. Ha tamam, tırmanın oraya. Acaba ne çıkartacak bu kadar meşgalin altına? Bir şey gönderir herhalde. Şöyle 5 mermi verse yeter bana. Oh, 10 mermi 300 altın. Harbi değdi bak. Baktığımız harbi değdi. Hala bir yerlerde işaret veriyor ama bu işi çözemedim. Basit mızrak yapalım. Yılanlar can sıkıcı oluyor. Ha bu bana şeyken saldıramıyor. Korkuyor benden. Tamam, şimdi bize göreve odaklanalım. Efsane ölümsüz eren, tamam. Nerede haritayı? Bugün şansı yok çünkü altını haritayı bu adada bir mezara gömmüşler. Mezar. İlk iki tane almışım ben. Bunu ben boşa atarım çünkü. Kendim biliyorum. Soru, mezarı nereden bulacağız? Önümüzü de görmüyoruz. Aha mezar. Aha mezar işte. Bak sandık da orada. Bedavayı buldum lan hiçbir şey yapmadan. Aa. Ne oluyor lan? Ne yapıyorsunuz oğlum? Ne? Ne yap? Tuzağa düşürdüler beni. O ne? Topla saldırıyorlar bana. Bu saldırma şekli Alice mi? E gidelim o zaman, gel. Ama kılıcım var mı elimde? Bir tane var. E gel. Saldırının bedelini ödetelim. Madem istiyorlar bu kadar çok saldırmak. Salaklar kendilerine bir zarar verdi. Havada uçanlar, şahitlerim var, havada uçtum. Aha! Öldü. Bunun hiç işlerinin en şey bu çıktı ama o da öldü. Tam hepsi öldü. Para var. Sandık var. Gergin. Oo, her seferinde tabanca verir de bu tabancanın şal alıcısı vardır he. Neyse, elimizdeki emanetlere dağıttım yaptı. Bir tanesinin lootunu almadım bu arada. O nerede acaba? 1, 2, 3, 4. Gerçi 4 kişi vardı burada. Ha, biri buradaymış. Alamıyorum lootunu. Aha topla diyor işte. Ha aldım, tamam. 40. Almadığımı biliyorum çünkü. Tamam. Dışarı çıkıp olacağız şimdi. Yüzmüyor çünkü.
Şurada bir yerde bir mezarlık vardı, kale var. Şurası mı acaba lan? Ha, bu işte de mezarlık mı bu? Yani mantıken şurada bir yerdedir. Her seferinde 7 atıyor. Yer büyümüyor. Ulan keşke daha fazla alsaydım ya. Aa bak, bedava kürek verdi. Güzel. Boş atıyor. Burası mezar değil aslında. Mezara benziyor da. Bunun üstünde bir şeyler olabilir mi? Bakıyorum. Orada bu var. Bu adam bu kadar yakınında söylemez bunu. Ya mezar şurası gibi de. Sağda bir köprü. Sağda köprü var. Bak kesin orada bir şey var. Burası bir şeye benziyor. Aa mezar işte. Mezar değil mi bu? Dur, sağ tarafı izleyelim. Aa bak, onarcam işte orası. Burada mezar. Bak harita orada. İnşa etmek. 39 inşa et. 90 demir mi? Gel. Yapacağız. Bulduk yeri. 290 yapıyor. Sırayla gideceğiz. Ya da kaç, zaten bir dakika, kaç tane kaldı? Oğlum yapamıyor ki. Ha, bir tanesini 10 tane yapıyor. Tamam. Sırayla yaparız. Taş çekiç parçalandı. Sıkıntı yok. 250, bir tane daha gelirse yeterli olacaktır. Tamam. Yapabiliyor muyum? 99. Yapabiliyorum. Temel taş çekiç. Güzel. İyi bulduk yeri. Yeri çok iyi bulduk. Şimdi ha, kemikleri burada. Tam yer burası. Oğlum bug'a girdi lan. Lan ey. Abi bug'a girdi. Hayır. Bug'a girdi. Bug'a girdi lan. Küreğe bastım diye bug'a girdi ya. Şaka gibi ya. Bug'a girdi. Beni kurtar. Hiçbir şey yapamıyorum şu an. Ayarlar. Oyunun şeyler, beni kurtar. 1910 altınımız var. İnşallah yapmış saymıştır oraya kim. Ama bir de beni lütfen şeye götürme. Limana. Bilmem ne yerine. İlk keşif noktasına götürme beni lütfen. Burada doğurt. İhtiyarın yanında doğurt beni. Nereye attın lan? Ya hocam. Yapma ya. Yapma gerçekten ya. Ama olmaz ki böyle. Çiğ et. Ona yemek lazım oğlum. Kalsın dur. Gıcıklığına yapıyorsun ha. Vallahi gıcıklığına yapıyorsun. Yani bunu bariz bir şekilde okuyabiliyoruz yani. Bütün yolu baştan gideceğiz. Gidelim. Evet, ben yolculuk yaparken siz bu görüntüyü görmeyeceğiniz çünkü baya uzun bir yolumuz var. Nereden baksam 4-5 dakikaya oraya varacağız. Bu süre sizde kayıp olmasın. Adaya vardığımızda
kemiklerin bulunduğu noktaya vardığımızda tekrar görüşeceğiz. Beklemede kalın. Evet, hedef noktasına geldik. Bu sefer aynı hataya düşmüyoruz. Öncesinde bir kamp atışı kurdum ki kayıt alabilelim. Köprünün hemen yanındayız. Küreğimiz nerede? Bak, kazdığım yeri göstermemiş bana. İnşallah boş attırmıyordur. Kemikleri buraya ne için koydum? Kürek parçalandı. Anlıyorum hocam. Yani kemikler ortaya çıkıyor habire. Hocam boşa mı yaptık bu köprüyü gerçekten? Al, tuzak var orada demek ki. Siz yapmayın. Bu bölümü izleyip de oyunu oynamak niyeti olanlar varsa bu duruma düşmesin. Bir aldatmaca var. Yani evet, bir şey diyemiyorum. Aldatmaca var. Resmen tuzağa çekildik yani. Malzemeler boşa gitti. O kadar emek, yani bir saçma bir anlamsızlık yüzünden değerini kaybediyor yani. Oyuna olan inancım şu an sıfırlandı. Burası bir mezarlık anıtına benziyor. Bunun girişi vardır kesin. Ama seni ben... Aa, içerideymiş bak. Dur bekle. Bunu topla. Topla. Kesmek için basılı tut. Balta var mı elimde? Yok. Basit balta. Burasıymış demek. Kabak gibi duruyor. O dedim orada yani, yem o belli. Belli yem. Saçma bir yem. Ne gerek var yani? Böyle bir şey yapmaya. Bu da büyük ihtimalle hazine haritası galiba. Kilidi aç. Bunu yapmak için ölümsüzlük mezar anahtarı lazım. Kafatası. Kafatası. Bunu yapmak için ölümsüzlük mezar anahtarı lazım. Bana bir harita gösterdin. Ha, iki nokta verdi. Üç nokta verdi. O üç noktayı kaz... Tamam, doğru kazmışız. Ama öncesinde bir senaryo varmış. Önce şöyle bir yere geleceksiniz. Kapıda yılan öldüreceksiniz. Dalı kesip içeri gireceksiniz. O size koordinat veriyor. Koordinatlardan biri anla bu saçma yer. Nerede orası? Köprü yaptım lan ben kocaman. Ha, burası işte. Ha, biri bu saçma yer. Muhakkak elinizde 3-4 tane kürek olsun. Biri burası. Öncesinde kazınca vermiyor. Tak diye ses geldi zaten. Direkt bulduk sandı. Açamadım. Açtık. Açtık. Buldum ama 3 tane lazım ihtimalle. Tek atmam da biraz saçma değil mi lan? Neresi burası? Bence 3 tane lazım. Ben öyle düşünüyorum. Suyum yok mu lan? Ha, varmış. Biraz içeyim. Oo, yarasın. Bir tane daha içeyim. Oo, şifa olsun. Bir tane daha içeyim. İç benim hayatım. Guluk guluk. Yemekleri hazır et. Tamam. Yemek yeriz sonra. Bunu yapmak için ölümsüzlük mezar anahtarı lazım. Lan var ya işte. Ha, elimi almayacağım. Tamam, al. Aldım. Batık lanetli köy haritası. Görev eşyası. Al hocam.
Ulan direkt tek attım harbiden. Diğer iki nokta. Onlarda başka bir şey. Onlarda da sandık var. Ama onlardan kim bilir ne gelecek. Bilmiyoruz. Tamam. Görevin kaynağı burası. Aa, şu noktaya geliyoruz. Buraya bir 100 çivi. Bir 50 tane de tahta lazım. Sonra da geleceksiniz buraya anahtarı koyup görevi tamamlayacağız. Anahtarı şeyi haritayı aldık. Bunu ihtiyara götürelim. Keşke haritayı ben de okuyabilsem ama öyle bir imkan yok. Vermiyor. Şunu bir haritanın içi alayım. Bunu da çal. Tamam. Lan! Ya bu nasıl bir yer ya? Hocam bu sarhoş olmaya niyetlisin. Bir de her seferinde buraya nasıl düşünüyor ki? Gel buraya. Burayı duymuştum. Çok güzel bir şehirmiş. Ama bir gün bütün ada birdenbire ortadan kaybolmuş. Artık sonsuza kadar bu lanetle yaşayacaksın. Çünkü oraya gitsen bile artık orada hiçbir şey yoktur. Balık, batık lanetli. Köy, ışığın antik sembolü. Denizin altına gireceğiz demek ki. O zaman iskelet olmam lazım benim. Başka şansınız yok. İskelet olunca nefes problemi çekmiyor. Ya da gece tek seferle yapmaya çalışacağım. Neresi orası kastettiği yer? Batık planeti 200 metre. Bu taraftan şurası falan. Şu noktacıkların olduğu yer. Evet. Güzel ilerledik. Bölümü burada sonlandıralım. İplerden bir kurtulalım hocam. Mürettebat arkadaşımla birlikte gözükelim. Kaptana bak, emir bekliyor. Evet. Güzel bir ilerleyiş. Sandığı bulduk. Sandığı bulmak biraz cebelleşme sürecine neden oldu ama sonunda hallettik orayı. Bölüm boyunca izleyen herkese teşekkürler. Kaptan Bones'un sonraki bölümlerine ve diğer oyun serilerinin bölümlerine görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Açıklama kısmındaki ayrıntılı linklerden de desteklerinizi iletebilirsiniz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.